Divan, hoş geldiniz arkadaşlar. The Boomstay Project'te Electra Storm Surge'ü beraber geçeceğiz şimdi. Daha 5 dakika önce bitirdim. Hazır hazır, taze taze. Aklımda her şey. O yüzden hızlı hızlı yapacağız. Açıklamaya çalışacağım. Ama yine de hızlı hızlı yapmaya çalışacağım dediğim gibi. Çünkü açıklamayı duymak istemeyenler olabilir. Onlar için özellikle tavsiyem x2 yapabilirsiniz hızı. Çok daha hızlı izlemiş olursunuz. Ama yine de açıklama yapacağım çünkü belki de oyunu öğrenmek isteyenler, belki de taktikleri öğrenmek isteyenler olabilir. Şimdi ilk başlıyoruz. 6 tane dediğim gibi puzzle var. Taunt'umuzu atıyoruz. Sonra Mickey'mizi buraya koyuyoruz. Bunun Rush'ı var. Bunu bir kere buraya, öncelikle şunu koymayı unutmayın. Rush'la şöyle bir kere vurdunuz. Ondan sonra bir ortalığı patlatacaksınız. Jjj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 
Aynen, tamam. Doğru hatırlıyorum. Şimdi 3'ü bununla vuracaksınız. Sonra mana kristalini kullanacaksınız. Şimdi durum böyleyken güzel. Bunun 1, bunun 2, bunun 3, bunun 4 canı var. Her turn birisi ölecek. Bu spell sayesinde. Bir kere patladı, spell tekrar aktif oldu. Bir kez daha patladı, spell bir kez daha aktif oldu. Bir kez daha patladı, spell aktif oldu ve 100 damage. Adam eksi 70'e düştü. Çok fazla oyun içinde olacak bir durum değil ama yine de mümkün. Şimdi bu en kolayı da açıkçası benim için. Belki de en kolay iki tanesinden bir tanesiydi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bununla vurduk. Bununla da vurduk. Ondan sonra şunu öldürüyoruz. Herkes atağını yaptı nasıl olsa. Şundan dolayı herkesin charge'ı var. Mana kristalimizi kullandık. Bunu da attık. Buradan 1, buradan 3 geldi ve ikinci haritayı da böylelikle geçtik. Bu biraz daha kolay da çok eski bir taktiktir zaten. Aşağı yukarı bu. Bununla charge'ı koyarsınız, öbürüyle bütün beastlerinizi saldırtırsınız. Şimdi bu da açıkçası biraz kolay ama karmaşık görünenlerden. Buradan hangisine vurduğunuzun çok bir önemi yok. Ben en soldakine vuruyorum. Bunun canını 1'e düşürüyoruz. Bunun da canını 1'e düşürüyoruz. Ondan sonra herkes bir 1 vuruyoruz. Bir kez bir patlattık. Sonra herkes bir kez daha patlattık. Sonra 3'leri patlatınca ortada 3 tane adam kalıyor. Şunu kullanabilirsiniz. Mananız var ama bir gerek yok. 15'te buradan vurduk. Burası da böyle kolay görünen, karmaşık görünen ama kolay olanlardan bir tanesiydi. Dediğim gibi önceki puzzle çok daha fazla zorluydu. Bu biraz daha şey. Burada bir tane kafa karıştırıcı var. Hemen onu anlatacağım. Öncelikle buraya koyuyoruz bu şeyi. Flame Tongue Totem'i. Bunun Divine Shield'ını açıyoruz. Sakın bununla buna vurmayın. Veya bununla bunu öldürüp ben bununla bunu öldüreyim değil. Bundan maksimum hasar almak istiyoruz. O yüzden bir vuruyoruz buna. Ki kendi adamına 3 vursun. Ondan sonra şununla şunu öldürüyoruz. Bu büyük skill'i buna kullanıyoruz. Şimdi de kendi adamımıza 3 daha verdik. Bu da 9 oluyor. Overload skill'imiz olduğundan dolayı bu da güzel bir yardımcı oldu bize. Bu neymiş? Ha, aynen. Bu kaçıncı? 5. değil mi? 5. de biraz düşündürenlerden de. Öncelikle bunun kopyasını alacağız. Ki taunt şeylerimiz olsun, beastlerimiz hızlı hızlı davransın. İlk olayımız bize kendini kurban edecek 2 kişi lazım. Öncelikle soldakiyle vurun ki atak devam etsin. Sonra bununla bir ortalık yalan olacak, her şey patlayacak. Ondan sonra ne yapıyoruz? 2'yi bununla vuruyoruz, 8'i bununla vuruyoruz. 3 kaldı. Bundan dolayı charge gelecek bizde. 3'ü de buradan vurduk. Burası da kolaylıkla böyle geçmiş olduk. Dediğim gibi bu birazcık daha zordu tabi. Ama yine de efsane zor değil. Sonuncu bölümü zor olsun diye yapmışlar. Sonuncu bölümün olayı herkes anlamıştır. Yani bu hero'yu bilen herkes. Büyü yaptıkça vuracaksınız. 30 damage'ı bu adamla vuracaksınız neredeyse. Ama hangi sıralamayla o biraz karışık. Onun için yapacağımız ilk şey, bu kartı kullanıyoruz. Elimizde 2 tane Razor Petal geliyor. Biri böyle vuruyoruz. Ondan sonra adamın canı 4'e düşüyor. Bu öldüğünde bize 2 tane coin gelecek. İkisini de hızlı hızlı atın. Oradan alacağınız bir şey yok. Kendinize 2 vuracaksınız. En azından bir büyü sağlamış olacaksınız. Ondan sonra bu turn 1 mana kristali kazanıyorsunuz.
Sonra ne yapıyoruz? Karşı adama 5 vuruyoruz. Elimizde 1 mana kaldı. Onu da düşmana vuruyoruz. Adamın canı 24'e düşerken bizim atağımız 24'e çıkıyor. Ve tek atıyoruz. 6 bölümlük Electra Storm Surge bölümü puzzle'ı böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki belki birkaç gün sonra falan gelir. Tamamen benim moduma bağlı açıkçası bu. Hani LoL'de her haftada 3 video atıyorum ama bunu da biraz daha dediğim gibi benim moduma bağlı. Bakalım bir sonraki hangisi olacakmış? Bu olacak. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Umarım yardımcı olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.